Güzel Türkiye'nin güzel insanları, Allah sizlerden razı olsun. Yine 2017 yılının Kurban Bayramı'nda sizlerin ikram etmiş olduğunuz kurbanları Habeşistan'daki Bilal Habeşi'nin torunlarına, Kral Necaşi'nin torunlarına ikram etmek üzere burada bulunuyoruz. Bulunduğumuz bölgede inşallah bir 200 tane keseceğiz burada ve bu bölge bölge devam edecek kestiklerimiz inşallah. İkram etmiş olduğunuz kurbanları kesip burada dağıtacağız. Burada gelip bekleyen kardeşlerim var, şu anda göremiyorsun. Biraz sonra gelip süreye girip alacaklar. Vekalet almış olduğun vekaletleri, görmüş olduğun bu kasap kardeşlerimize vereceğiz. Bunlar Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hükmedeyip kurbanlarımızı kesecek. Allah razı olsun, 6000 kilometre öteden buraya bu Müslümanların bayramlarından yüzlerini güldürmek için, bunlara da et tattırmak için, bunların da bayram zevkini yaşatmak için bizim çıkarmış olduğumuz bir sloganımız var. Bir kurban, bin bayram sloganıyla çıktık yola. İnşallah burada siz bu kurbanlarla bu kardeşlerimize bin bayram yaşatacaksınız. Allah sizden razı olsun diyorum. Haşim kurbanları okumaya devam ediyorum. Şule Saruhanlıoğlu, Sena Saruhanlıoğlu, Zeynep Nur Saruhanlıoğlu, Safiye Bıyıklı, Meral Tarkan, İsmail Uyanık, Süleyman Altıntaş, Nail Işık, Fatma Işık, Fadime Mutluer, Tuncer Arslan, Bekir Soylu, Vildan Soylu, Ramazan Kara, İbrahim Özmen, Hüseyin Özmen, merhum Burhan Ozan, Remzi Şener, Şengül Gökşen, Ahmet Arık, Ramazan Yağcı, Medet Yılmaz Eşi, İlhan Büke, Şeyma Büke, Yıldan Sena Büke, Ali Berk Büke, Özlem Akkuyu, Mülkiye Pehlivanlar, Celal Özuğur, Ceyhun Özuğur, Günay Özuğur, Sultan Özuğur, Ömer Özuğur, Şükrü Sultan, Serkan Er, Gönül Yıldırım, Fazlı Danışman, Hüseyin Hiçmez, Menduha Çolak, Menduha Çolpak, Mehmet Çolpak, Handan Küçük, Serdar Günege, Sevim Günege, Cüneyt Uyun, Veysi Uyum, Şehmuz Uyun. İsmini okumuş olduğum bağışçılarının kurban kesim vekaletlerini kesmek üzere size veriyorum. Kabul ettiniz mi? Kabul ettiniz mi? Kabul ettiniz mi? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yeten ya Rabbin agar nu agot. Amin. Yatu kidin biya muslima. Amin. Agar Rabbin nu agot. Amin. Amin. Yatu kidin biya Rabbin agar nu agot. Amin. Yatu kidin biya muslima. Amin. Yang Kenya ikhwan. Amin. Rabbin agar agot. Amin. Amin. Rabbin abad. Amin. Eh biya kuwa Rabbin agot. Amin. Yang agar Rabbin agot. Amin. Yang agar ini mau Rabbin agot. Amin. Biya mutu manjabat tu Rabbin agot. Amin. Mutu matani Rabbin ajabe. Amin. Mutu matani Rabbin ajabe. Amin. Mutu mai ko piati nu obole yani rabbi ajabe amin ya rabbi naqot amin bala isar ratu rahadon amin rahadon amin hakira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaykum ya aziz ya Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği IBS, 1994 senesinde yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik misyonu çerçevesinde ırk, dil, din, cinsiyet farkı gözetmeksizin insani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 1994 yılından bugüne hizmet halkasını genişleten IBS, uluslararası alanda birçok organizasyonda yer almaya hak kazanmıştır. Avrupa Birliği tarama sürecinde Türkiye'nin insani yardım kuruluşları arasından Avrupa Birliği'ne bildirdiği 4 sivil toplum kuruluşundan bir tanesidir. Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmış sayılı sivil toplum kuruluşlarındandır. 2005 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Hükümet Dışı Kuruluşlar Biriminde danışmanlık statüsü hakkını kazanmıştır. 2006 yılında Dünya Aile Birliği'ne üye olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde İslam Ülkeleri İnsani Yardım Platformu kurulmuş, IBS de bu platformun kurucuları arasında yer almıştır.
IBS, İslam dünyası, sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu temin etmek, tüm dünyada adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunmak, hızla değişen dünyamızda savaşlar, doğal afetler, göçler ve ekonomik sıkıntılar gibi sebeplerle mağdur ve muhtaç duruma düşen insanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim, kalkınma ve sosyalleşme gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çözümler üretebilmek, ailenin korunmasına, gittikçe maddileşen dünyada milli ve manevi değerleri ihmal etmeyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti düşünen bir neslin yetişmesine katkıda bulunabilmek için gayret göstermektedir. Kurulduğu 1994 yılından beri 23 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında 40'ı aşkın ülkede faaliyet yapan IBS, özellikle soydaş Türk Cumhuriyetleri ile yakından ilgilenmiş, buralardan ülkemize okumaya gelen öğrencilerin eğitim, yemek, barınma, burs gibi ihtiyaçlarını karşılamıştır. Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Yunanistan gibi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ile protokoller yapılarak bu bölgelerdeki pek çok okula eğitim desteği sağlanmıştır. Aynı zamanda soydaş Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda yardım organizasyonları düzenlenerek muhtaç ailelere gıda yardımları yapılmıştır. IBS, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan sıkıntılarla ilgili de daima alakadar olmuş, bölgedeki mağdur sivillerin yardımına koşmuştur. 2009 senesinde meydana gelen ve binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze dramında derneğimiz bölgeye sağlık yardımları göndermiş, tedavi olan yaralılara maddi destek sağlamıştır. Suriye sınırında yer alan Filistinlilerin yaşadığı Tanf mülteci kampı dernek yetkililerimiz tarafından ziyaret edilmiş, kampta yaşayan ailelere erzak, çocuklara süt dozu yardımı ulaştırılmıştır. Kampın en büyük sorunlarından olan zehirli haşerelere karşı kampta ilaçlama çalışması yaptırılmıştır. Suriye'deki iç savaş sonucu ülkemize sığınan ve Suriye tarafındaki kamplarda kalan sivillere de el uzatan derneğimiz, gıda, sağlık malzemeleri, kıyafet, anne bebek ihtiyaçları, battaniye, soba gibi ihtiyaç maddelerini buralardaki kardeşlerimize ulaştırmıştır. IBS, İstanbul'a gelen Türkmen şehit aileleriyle dernek gönüllülerimizi kardeş aile yapmakta, şehit ailelerinin maddi ve manevi olarak ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. 2004 yılında Endonezya'nın Aceh bölgesinde meydana gelen ve yüz binlerce kişinin ölümüyle neticelenen tsunami felaketi sonrasında derneğimiz dünya çapında bölgeye ilk ulaşan dernekler arasında yer almış, felaketzedelere acil yardım ulaştırmıştır. 100 hanelik bir köy kurularak ihtiyaç sahipleri bu köydeki evlere yerleştirilmiş, yetim kalan yüzlerce çocuğa sahip çıkılarak bölgede bir yetimhane kurulmuştur. Aceh'deki organizasyonumuz Birleşmiş Milletler'in de takdirini kazanmış, dernek başkanımız bölgedeki faaliyetlerimizi örnek oluşturması bakımından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda diğer STK'lara anlatmıştır. 2005 yılında Pakistan'da meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından derneğimiz bölgeye 18 tırlık bir yardım göndermiş, depremzedeler için çadır kentler kurulmuş, gıda, su, ısınma gibi ihtiyaçları karşılanmıştır. Faaliyetlerinde Afrika ülkelerine de önem veren IBS, Etiyopya, Burkina Faso, Gine-Bissau, Kenya, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali gibi ülkelerde yetim faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, gıda yardımları, sağlık yardımları, su kuyusu yardımları gibi çalışmalar yaparak bizleri her zaman muhabbetle karşılayan Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaktadır. Afrika ülkelerinden eski adıyla Habeşistan, bugünkü ismiyle Etiyopya'ya büyük önem veren IBS, ilk hicret diyarı topraklara adeta vefa borcumuzu ödemek için çalışmalar yapmaktadır. Başkent Addis Ababa'da Etiyopya'nın ilk aşevini hayata geçiren derneğimiz, bu aşevi marifetiyle her gün
yüzlerce kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamıştır. Bölgede bir yetim anaokulu ve ilkokulunun sorumluluğunu üstlenen IBS, bu okullara destek vermeye devam etmektedir. 2014 senesinde Etiyopya'nın Diredaba eyaletinde Musa Efendi Yetimhanesi ve Hasan Efendi Aşevini inşa eden derneğimiz, burada 400'e yakın yetim ve yoksul çocuğun sahiplenilmesini ve eğitim, yemek gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadır. Bölgede 17 farklı yetimhane ve medreseye destek veren IBS, hayırseverlerimizin yardımları ile 10 bine yakın yetimin yanında olmaya çalışmakta, bu yetimlerin sahipsiz kalmamaları için faaliyetler yürütmektedir. Bölgede su kuyuları, katarakt ameliyatları, Ramazan iftar sahur yemeği dağıtımları, kurban organizasyonları yapan IBS, Habeşlilerin duaları ile milletimizi buluşturmaya devam etmektedir.